Bunları ehli kitabı iman etmekten caydıran ne oldu? Kendi aidiyetleri, kendi varlıkları, kendi kültürleri, kendi o güne kadar tesis ettikleri, işte her bir birey açısından bir karşılığı var bunun. Adam haham olmuş, keşiş olmuş, neyse kendi toplumunda belli bir şeyi var. Şimdi yeni bir dine intisap etmesi demek oranın alfabesiyle başlayacak, orada öğrenci olacak. Buradaki bütün kariyerini kaybedecek, halkın nezdindeki itibarını kaybedecek. Kendi oluşturdukları varlıklarını heder etmiş olacaklar. O sebeple yeni Resul'e, o günkü ehli kitaptan Hristiyanlar, önemli bir kesim, Yahudiler şey yapmadılar, iman etmediler. Ne yaptılar? Yok saydılar. Böyle bir Resul gelmemiş gibi. Konusu olursa da yalancı dediler, uydurukçu dediler, işin içinden çıkmaya çalıştılar. İşte Allah onları tarif ederken ayetlerimizi yok saymış ve yalanlamış kimseler ise işte onlar cehimin halkıdır. Bazı kimseler dese ki ya bunlar kendi ayetlerine iman ediyorlar. Orada var ahiret, orada var işte akide, orada var bir şeyler. O haliyle de mi cehennemin halkıdırlar? Evet. Çünkü Allah'ın gönderdiği, son gönderdiklerine iman etmeyince sadece biz bize inmiş olana iman ederiz deyince düpedüz kafir oldular. Ne diyor Kur'an-ı Kerim'de ayette? Diyorlar ki nu'minu bima unzile ileyna ve yekfuruna bima vera'ahu. Sonraki geleni ise yok sayıyorlar. Ve huvel hakku min rabbihim. Halbuki o Rablerinden bir haktır. Hakkı inkar ederek kendilerindeki nasıl tasdik edecekler? Zaten Allah bu sebeple hakkı tasdik etmelerini istiyor onlardan. Elinizde bununla paralel duran, bununla benzeşen Allah'ın ayetleri var. Siz aynısının tekrarı, daha sağlamcısı, daha tertemiz, ak, lekelenmemiş hali Allah'tan taptaze gelmişken siz bunu nasıl inkar ediyorsunuz diye buradan Cenab-ı Hak onları vururken biz aynı argümanı tersine çevirip onların kurtuluşuna mı bir kapı aralamaya çalışacağız? Nasıl bir saçmalıktır bu?